Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.20'de Meclis Başkanı Sibel Siber Başkanlığında toplandı. İlk olarak TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, Ercan Havalimanı'na ilişkin ombudsman raporu konusunda söz aldı. Raporu incelediğini söyleyen Çakıcı, ombudsmanın değerlendirmelerini değerli bulduğunu, sorularının anlamlı olduğunu belirtti. Çakıcı, bakanın sorulara cevap vermesini talep etti. Ombudsmanın raporda denetlemenin Kıbrıs'ta olabileceğini ve ücretsiz yapılabileceğini dile getirdiğini söyleyen Çakıcı, raporda yer alan soruları bakana sordu. Yapılması gerekenin sorulara yanıt vermek olduğunu söyleyen Çakıcı, ombudsmanın istifasını istemek yerine soruların yanıtlanması gerektiğini söyledi. Bakanın şebekeden bahsettiğini de dile getiren Çakıcı, bunlarla ilgili de bakana açıklama yapma çağrısında bulundu. Meclis Başkanı Sibel Siber de konuyla ilgili olarak söz aldı ve soruşturma önergesi konusunda konuştu. Ombudsmanın raporunu meclise ilettiğini ve ardından raporun Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'ne iletildiğini söyleyen Sibel Siber, komitenin rapor hazırlayacağını ve bunun okunacağını kaydetti. Siber, konunun komitenin gündeminde olduğunu da ifade etti. Ardından Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da söz alarak konunun 6 Ocak tarihinde Ombudsman'ın Türk Ajansı Kıbrıs'a gönderdiği bir basın açıklamasıyla gündeme geldiğini, araştırma yapılmasından şikayetçi olmadığını, bulguları da kamuoyunda yalan yanlış paylaşmasından şikayetçi olduğunu ifade etti. Ertuğruloğlu, Ombudsman'ın kendisine şikayet edenleri açıklamadığını, yetkililerden cevap talep edilmediğini, haber ajansı gibi açıklama yaptığını söyledi. Sorulan sorulara yazılı ve sözlü olarak cevap verdiğini dile getiren Tahsin Ertuğruloğlu, verdiğim cevaplara rağmen ihale mevzuatına uygun hareket etmediğimi söylüyor. Devletin ödeme yapmayacağı bir konuda ihaleye çıkılmaz. Sayıştay'ın şirketleri denetleme yetkisi yok. Kamu kurumlarını denetleyebilir dedi. 48 ayda bitirilmesi gereken inşaatın henüz ortada olmadığını, araştırılması gerekenin de bu olduğunu belirten Tahsin Ertuğruloğlu, idarenin, personelinin ve müşavir firmanın da görev yaptığını kaydetti. CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de bir sorunun nasıl ele alınmasıyla ilgili metot konusunda beceriksizlik yaşandığını belirtti. Soyer, ombudsmanın bir rapor hazırladığını, konunun komitede derhal görüşülmesi gerektiğini, prosedürün bu olduğunu ifade etti. Meclis komitesi görüşmesinde tarafların görüşlerini ortaya koyması gerektiğini söyleyen Soyer, karşılıklı tartışma, iddia, devlet kurumlarının birbirini dövmesi esasıyla bu iş çözülemez dedi. Yazılı sorular ve yanıtların okunmasının ardından meclis oturumu tamamlandı. Meclis bir sonraki toplantısını 1 Şubat pazartesi günü saat 10'da yapacak.